Çevre ambalaj atıkları toplama, ayırma ve geri dönüşüm sanayi 1999 yılından bu yana Çerkezköy'de faaliyet gösteriyor. Bakanlık onayıyla tüm belgelerine sahip olan firma, müşterilerine aralıksız hizmet veriyor. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Atasoy, firmanın kuruluş hikayesini mikrofonlarımıza paylaşıyor. Çerkezköy'e 1999'da geldik. 99'dan 2007'ye kadar Çerkezköy Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterdik. 2007'de biz şu andaki bulunduğumuz yeri yaptık. 2008'de de çevre ambalaj atıkları toplama ayırma geri dönüşüm limited şirketi adı altında firma kurduk ve şu anda faaliyetimizi devam ettirmekteyiz. Firma tekstil, naylon, metal ve kağıt ağırlıklı olarak çalışıyor. Biz genelde tekstil, naylon, polietilen dediğimiz metal, kağıt ağırlıklı çalışıyoruz. Firmaların temizlik işlerini, çöplerini onları da toplayıp ayrıştırıyoruz. Tehlikesiz atık olarak. Ayhan Atasoy çalışma prensiplerine değinerek sektörde yaşadıkları sıkıntıları değerlendiriyor. Şimdi firmalarla teklif usulü telefonla veya direkt kendimiz birebir giderek görüşüyoruz, teklif veriyoruz. Yani karşımıza zorluklar çıkmıyor mu? Çok zorlukları oluyor. Yani firmadaki insanlar atıyorum başka firmayla çalıştığında değişmiyorlar. Fiyatlar çok yüksek oluyor. Yani bizim en büyük avantajı, sıkıntımız fiyatlarla. Bir de burada bizim çöp atma sıkıntısı olduğundan firmalarda mesela çöp sıkıntımız da çok oluyor bizde. Mesela belediyenin şu anda belirlemiş olduğu bir yeri yok. Biz çöplerimizi dökemiyoruz. Taleplerimiz oldu ama şu anda yine de görüşmeler var. Hatta Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Erten Bey şu anda o işi yürütüyor. Burada 6 tane belediye ile birlikte bir çöp bertaraf tesisi kurmayı düşünüyorlar. Ama işte bunları kurana kadar da bizler, mesela biz Akçansa ile çalışıyoruz şu anda. Bizim çöp atıklarımızı oraya gönderiyoruz bedel karşılığı. Normal çöplerimizi mesela buraya atamıyoruz. Firmamızdan çıkanları da atamıyoruz. Tüm firmalardan aldıklarımızı da atamıyoruz. Bu mesela en büyük sıkıntımız bizim bu şu anda. Yani şu anda Çerkezköy'e öyle tahmin ediyorum. Ben 100 tane falan geri dönüşüm firması var sadece Çerkezköy'de. Bu tür sıkıntı hepimizde var. Ayhan Atasoy konuşmasında kayıt dışı çalışan merdiven altı işletmelere değiniyor. Valla kayıt dışı firmalar var şu anda. Hala da devam ediyorlar. Ama zamanla bunlar da aşılacağını inanıyoruz. Çünkü sistem çok zorlaştı. Yani eskiden basitti. Şu anda çok zor olduğu için. Yani eskiden atıyorum bir 20-30-50 milyar gibi paraya bir hurdacı tesis kurabiliyordu. Ama şu anda ciddi paralar gerekiyor. Firma geri dönüşüm çalışmalarıyla ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlıyor. Şimdi geri dönüşüm olarak biz Çerkezköy'de veya Türkiye genelinde bahsedeyim. Mesela bugün diyorlar mesela 1 ton kağıt 17 tane ağaç kurtarıyor. Mesela metal. Mesela bizim metal geri dönüşümü Türkiye'de çok büyük bir iyi bir sektör. Mesela naylon bugün doğaya karıştığı zaman, denize girdiği zaman erimesi yıllar sürüyor. Ama biz burada bunları geri dönüştürüyoruz, ham madde muamele olarak piyasaya sürüyoruz. Ekonomiye kat, tekstil de mesela, tekstil de öyle. Tekstil de mesela aşma olarak, iplik olarak kullanılıyor. Çerkezköy Belediyesi'nin atık konteynerleri bulunduğunu belirten Ayhan Atasoy, halkın daha bilinçli olması gerektiğini vurguluyor. Şu anda doğada eriyen naylonlar çıkardılar mesela kısa bir süre zaman. Şimdi evsel atıklarda, çöplerde bizim Çerkezköy Belediyesi olarak, biz Çerkezköy Belediyesi'nde görüyoruz şu anda onları. Mesela her binaya, her evin önüne geri dönüşüm olabilen atıkları atması için ayrı bir konteyner, normal evsel atık atmak için ayrı bir konteyner şu anda koydular. Vatandaşlar duyarlı mı? Çok da değiller. Bilinçli mi? Çok da bilinçli değiller. Yine de karışık atılıyor, eski düzen gidiyor ama biraz daha halk bilinçlenirse daha iyi olur diye umuyoruz. Ticari amacının dışında ülke ekonomisi açısından son derece önemli olan geri dönüşüm için okul ve iş yerlerinde de seminerler düzenleniyor. Mesela şu anda okullarda bizim bildiğimiz kadar okullarda eğitimler verildi. Mesela ticaret odasında eğitimler verildi. Eğitimler veriliyor ama bu şu andaki insanlarımız daha çok nasıl diyeyim ben size farklı yaşam tarzları olduğu için çok önemsemiyorlar. Yani geri dönüşümü daha çok bilinçli veya çok ön plana çıkarmış değiller. Çünkü önemini kimse bilmiyor şu anda. Sadece ticari amaçlı görünüyor. Ama Türkiye açısından önemi de çok büyük diye inanıyorum ben. Ayhan
Atasoy geri dönüşüm için şu mesajları veriyor. Şimdi devletimizin teşvik olur, daha tanıtıcı bir reklam olur, daha duyarlı olur. Yani insanlar daha bilinçli olursa ülkemizde yani geri dönüşüm, bugün biz yurt dışından ihraç mal getiriyoruz. Bugün kağıt geliyor, metal geliyor, naylon geliyor. Yani ülkemizde de bir kısmında çoğu da çöpe gidiyor. Bu da bizim yani vatandaşımızın, halkımızın bilinçsiz davranışlarından kaynaklanıyor. Ayhan Atasoy geri dönüşümdeki çalışma aşamaları hakkında şu bilgileri veriyor. Biz geri dönüşüm olarak mesela naylon geri dönüşümü, polyetilen geri dönüşümü şu anda ham madde imalatı yapıyoruz. Bunu da alüminyum dolgu da kullanıyorlar, naylon da kullanıyorlar, balonlu naylonlar özellikle. Poşette kullanılıyor, bir de asfaltta kullanıyorlar. Tekstilde, tekstiller biz burada ayrıştırıyoruz. Bir kısmını aşmacılara veriyoruz, iplik haline geliyor. Bir kısmını da kumaş işi yapanlara veriyoruz, parça kumaş yapanlara. Dikimde kullanıyorlar, penyede, giyim tarzında kullanıyorlar. Ayhan Atasoy, Çerkezköy'deki çalışmalarında kanserojen maddeye rastlamadıklarını belirtiyor. Şimdi bize hiç şimdiye kadar denk gelmedi kanserojen yapan maddeler. Yani bizde buradaki fabrikalarda mesela bizim aldığımız bu demirlerin içinde yok. Bunlar daha farklı sektörlerden çıkıyor. Çerkezköy'de ben 12-13 senedir buradayım, hiç rastlamadım. Ama mesela olan arkadaşlar var, ciddi sıkıntılar da oluyor. Ayhan Atasoy programımız aracılığıyla yerel yönetimlerden isteklerini dile getiriyor. Şu anda biz 2007'de ben burasını kurduk. 2007'den 6 senedir bir tane yolumuzu yaptıramadık belediye olarak. Hani belediyeden tek isteğimiz bu. Yolumuz, suyumuz, altyapımız yok şu anda. Mesela kışın çok zor. Mesela siz araçlar geçerken görüyorsunuz. En büyük şikayetimiz de bizim bunlar. Belediyeden istemiz. Yani biz mesela şu ara sanayi bölgesi olarak açılmış. Yolu yok, altyapısı yok. Sen insanlar buraya yatırım için gelecekler. Evet. Teşvik yok. Geliyorsun, diyor ki adam işte yer bura, yol yapabilir miyim? Yapamazsın. Suyumu alabilir miyim? Suyu veremiyoruz. Şimdi bu insanlar nasıl yapacaklar? Nereden geçecekler? Suyu nereden kullanacaklar? Biz mesela taşıma suyla şu anda tankerle geliyor bizim suyumuz. Mesela 300 metrelerimizde su var. Şebeke suyumuz var ama vermiyor belediye. Kışın özellikle bizler mesela ben her 2 ayda bir, 3 ayda bir normalde bizim araçlar bakıma giriyor. Ayda bir mesela şeye göre. Mesela ayda bir ben arabaların bilyasını değiştiriyorum kışın. Mesela nakliye araçları çoğu zaman bizim yanımıza gelmiyor. Yani iş yerine gelmiyor. Niye? Yolumuz bozuk. 200 metre bozuk yol var. 200 metre yolu biz 5 senedir yaptıramadık. Ayhan Atasoy konuşmasında bakanlık izinlerinin olduğunu belirterek denetlemelerin yapıldığını dile getiriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı şu anda belge bize şart koştu. Toplama arıtma belgesi ayrı, geri dönüşüm belgesi ayrı. Tekstil belgesi, tehlikeli atık belgesi, tehlikeli atık belgesi hep böyle ayrı ayrı. Bizim şu anda belgelerimiz de mevcut. Şu anda bu saatten sonra yapılabilir mi? Çok zor. Yani bazı şeyler imkan meselesi. Belli bir standart var mı? Var. Standart istiyorlar. Mesela yerin kapalı olması, sanayi bölgesi organize olması, bunlar şu anda şart istiyorlar bizlerden. Araç gereçlerin, imkanların, ekipmanların, onları da istiyorlar. Yerine getirecek arkadaşlar yapıyor ama getiremeyenler zor. Denetleme var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mesela Tekirdağ'da denetliyor. Mesela 15 günde, ayda bir, 20 günde bir gelip denetliyorlar. Ayhan Atasoy son olarak denetlemelerin yetersiz olduğunu belirterek lisanssız çalışan firmalarla ilgili görüşlerini dile getiriyor. Ceza işlem gören de var. Mesela şu anda ağırlıkta benim bizim bilgilerimiz içinde belgeli olan iş yerlerine gidiyorlar. Mesela sanayide belgesiz olan iş yerleri var. Mesela onlar daha rahat, bizden daha rahat çalışıyorlar. Belgesi yok, hiçbir şeysi yok. Sıkıntısı yok, sorunu yok, sorumluluğu yok. Ama bizden daha güzel, daha iyi şartta da çalışıyorlar. Mesela bizim buraya geldikleri zaman adam kapıdan giriyor, arka kapıdan çıkıyor. Yani ne yapıyorsun, ne alıyorsun, ne satıyorsun, hangi malları alıp satıyorsun, hepsini bize kontrol ediyorlar. Mesela bizim alamayacağımız mallar da var. Şimdi biz bakıyoruz mesela sanadaki arkadaşlara. Arkadaşlar hepsini alıp satıyorlar. Hiçbir belgeleri, hiçbir imkanları yok ama alıp satıyorlar.